Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tarçınlı çörek yapacağız. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı alıyoruz. Ardından yarım su bardağı toz şeker ekliyoruz. Şöyle kaşığın ucuyla çok az bir fiske olacak şekilde tuz ekliyoruz. Bir paket instant maya ve bir su bardağı kadar da ılık süt ekliyoruz. Şimdi harcımızı güzelce bir karıştıralım. Ardından 100 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağımızı ekliyoruz. Harcımızı şöyle bir harmanlayalım. Ardından yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Şöyle kıvamını da göstereyim. Ele yapışan yumuşacık bir hamur elde ettik. Toplamda 4 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandık. Şimdi hamurumuzun üzerini bir örtüyle örtelim ve oda sıcaklığında yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken biz de çöreğimizde kullanacağımız tarçınlı şeker karışımımızı hazırlayalım. Şöyle 1 su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde esmer şekerimizi kasemize alıyoruz. Ardından dolu dolu bir yemek kaşığı tarçınımızı ekliyoruz. Ve tarçınla şekerimizin güzel bir şekilde karışmasını sağlıyoruz. Tarçınlı şeker karışımımız hazır. Şimdi çöreğimizi hazırlamaya başlayalım. Evet, hamurumuz da çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi masamızın üzerine alalım. Hamurumuzu büyük bir beze haline getirdikten sonra altını üstünü hafifçe unladık. Şimdi merdane yardımıyla dikdörtgen olacak şekilde büyütüyoruz. Hamurumuzun üzerine oda sıcaklığında yumuşamış tereyağımızdan ekliyoruz. Şimdi tereyağımızı hamurumuzun üzerine sürüyoruz. Ardından bolca tarçınlı şeker karışımımızdan ilave ediyoruz. Şimdi hamurumuzu rulo olacak şekilde sarıyoruz. Hazırladığımız tarçınlı rulomuzu şöyle bir ip yardımıyla dilimlere ayırıyoruz.
Çöreklerimizi pişireceğimiz tepsimizi tereyağı ile bolca yağladık. Şimdi çöreklerimizi tepsimize diziyoruz. Çöreklerimizin üzerini bir örtüyle örtüyoruz ve oda sıcaklığında yaklaşık 15 dakika tepsi mayası veriyoruz. Çöreklerimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda pişmeye bırakıyoruz. Çöreklerimiz fırında pişerken biz de üzeri için labneli harcımızı hazırlayalım. Kasemizin içerisine oda sıcaklığında yumuşamış bir yemek kaşığı tereyağımızı alıyoruz. Ardından dolu dolu 2 yemek kaşığı labne peynirimizi ekliyoruz. Bir paket vanilya ve bir su bardağı kadar da pudra şekeri ekliyoruz. Harcımızı mikser yardımıyla güzelce bir karıştıralım. Harcımızın kıvamını açmak için soğuk süt ekleyerek çırpmaya devam edelim. Evet, harcımız hazır. Şimdi çöreğimizle buluşturalım. Çöreğimiz fırından çıkalı yaklaşık 15 dakika oldu. Şimdi üzerine hazırladığımız karışımdan ilave edelim. Tarçınlı çöreğimiz servise hazır. Hemen tabağımıza alalım. Kıvamına ve dokusuna bakalım. Hemen şöyle yakından da size kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Harika bir lezzet oluyor. Özellikle kahvenin yanına inanılmaz yakışıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.